Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine dört katlı bükülmüş suni ipeklerle yapacağımız eski fakat çok güzel bir oya modelini çalışacağız. Çok bilinen bir model olmasına rağmen ama çok güzel duran bir modeli çalışacağız. İlk önce ara çimenlerini çalışıyoruz. Zürafasını arka tarafından atıyorum ben arkadaşlar. Yazmayı kıvıracaksam da tersine doğru kıvırıyorum. Düz tarafından da desenimi döşüyorum. Şimdi aradaki kayalarımızı yaparak başlıyoruz oyamıza. Şimdi arada 3 tane zürafa bırakıyorum. Şimdi 3 tane zürafamı yapıyorum ilk önce. Daha sonra aynı yere batarak bir tane pırpır yapıyorum. Sonra 3 tane daha zürafa yapıyorum. Daha sonra birinci ilmeğimizi geri geliyorum. Yine bir tane pırpırımı yapıyorum. İki tane zürafamı yapıyorum. Tekrar baştaki zürafama geliyorum. Pırpırımı yapıyorum. Bir tane zürafamı yapıyorum. Sonra en son ilmeğimize yine bir tane pırpırımı yapıyorum. Ve kayamı bitiriyorum. Bu şekilde. Yandaki ilmeğin içine ip uzatarak iniyorum. Şimdi yine 3 tane zürafamı yapıyorum. Üç tane de çiçeğimi koymak için bir ayak kısmı oluşturacağım. Onun için 3 tane zürafa yapıyorum. Daha sonra baştaki zürafaya geliyorum. Bu sefer pırpırsız bir kaya çalışıyorum. Sıfırlıyorum. Ve yandaki ilmeğe iniyorum yine. Şimdi ben 7 tane zürafa yapacağım arkadaşlar.
Pardon, 6 tane zürafa yapacağım. 4 5 6 Sonra 1'e kadar eksilteceğim bunu. Evet arkadaşlar, şimdi 1'e kadar eksilttim bunu. Yine yandaki zürafaya iniyorum. Ve şuradaki üçlü kayadan bir tane daha yapıyorum. İki. Üç. Evet arkadaşlar, bu şekilde çiçeği koyacağımız kısmı ayarladık. Tekrar 3 tane ara verip diğer pırpırlı kayalarımızdan çalışmaya devam edeceğiz. İstediğiniz kadar ara verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan hemen pırpır yaparak başlayacağız. Şimdi arkadaşlar çiçeğimizi döşemeye başlayacağız. İpimizi biraz uzun tutuyoruz. Çıkma ihtimaline karşı. Daha sonra ortadaki bir ilmeğin olduğu yere bir köprü oluşturuyoruz. Daha sonra köprünün içine batarak geriye geliyoruz. Daha sonra tane pırpırımızı yapıyoruz. Evet. 6 tane de zürafa çalışıyoruz. Dört tane oldu. Beş. Ve altı. Şimdi altı tane zürafamızı yaptık arkadaşlar. İlk zürafaya geriye geliyoruz. Yine pırpırımızı yapıyoruz. Beş tane zürafamızı yapıyoruz. Bu şekilde yaparak eksiltme işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane zürafa kalana kadar eksiltiyorum. Alttaki ipimizin fazlalığını kesiyoruz artık. Daha sonra son zürafaya da geliyorum. Ve bir tane pırpırımı yapıyorum. Ve bu kısmını bitirmiş oluyorum. Daha sonra ipimi uzatarak aşağıya iniyorum. Daha sonra içine batarak geriye geliyorum. Şimdi bu yaptığım yere daha önce yaptığım gibi bir tane pırpırımı yapıyorum.
6 tane zürafamı yapacağım. Ve biraz önce yaptığım işlemin aynısını tekrar yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci kısmını da tamamladım. Tekrar aşağıya iniyorum. Bu arada ipim de bitiyor. Ve yukarıya çıkarak ipimi bırakıyorum. Yeni ipimi takacağım şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi ipimi burada kestim. Hemen ikisini birden yatırarak alttaki ipi pırpır oluşturarak bitiriyorum. Daha sonra ikisini de altta saklayarak devam ediyorum. Uçları altta saklamış oluyorum. Yine bir tane daha aynısından üçüncü kez yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, üçüncü kez yaprağımızı da yaptık ve alttaki üçgeni bağlayarak boyamızı tamamlıyoruz. Bu şekilde boyamız bitmiş oluyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde tamamladık. Evet arkadaşlar, bu şekilde ben lila ve gül kurusu tonlarını tercih ettim. Siz istediğiniz renklerde çalışabilirsiniz bu boyayı. Beyazın üzerinde, beyaz havlularda çok güzel durabilecek bir model. Namaz örtülerinde rahat kullanabileceğiniz bir Inoyas modeli. Umarım beğenmişsinizdir. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım lütfen. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah. İyi günler diliyorum arkadaşlar.